Şu anda Cem'in gözlerine bak ve sanki o Cem'miş gibi. Anasını avradını bana bakarak Allah Allah. Küfür etmeden, küfür yayınlanacak gibi. Ben... Buse'yle olan ilişkini biliyorum ve şirketimiz bu ilişkilerde son derece hassastır. Ben de sizin kasiyer bir kadın kızla evlendiğimi benim kasiyerle olan ilişkim seni ilgilendirmez. Ben buranın müdürüm. İstediğimle evlenebilirim. O zaman senin işinin de amına. Çimen. Teşekkürler, çok sağ olun. Çok güzel. Ama ilkindeki... Nereden de geldi aklınıza böyle akşam? Çok teşekkür ederiz. Çimen'in yepyeni bir bölümünde daha beraberiz. Yine enerjik, coşkulu, harika. Her programda bizi yalnız bırakmayan, her geçen gibi bizi daha çok izleyen bir seyirciye şöyle coşkulu bir alkış verelim mi? Çok sağ olun. Vallahi. Sağ olun. Teşekkür ederim. Her şey için. Çok güzelsiniz. Sağ olun. Ve bizi geçen sonunda izleyen bir alkış, seyirciye de alkış var dedim. Herkes alkış attırıyor. Yarım saat alkış attırıyor artık. Seyirci artık böyle. Hoş geldiniz Çimen'in yepyeni bir bölümüne. Bugün var mı uzaklardan gelen? Neresi efendim? Kayseri. Kayseri. Geleceğiz. Neresi efendim? Merak. Oh. İsviçre. Kayseri elendi bir anda. İlk önce şey yapıyorlar falan. Zaten öyle. Konya. Abi. Aa, canım benim ya. Ama biz Kayseri ile konuşacağız. Kusura bakmayın. Bu çarşamba diye salıya bilet aldım. Sonra arkadaşlarıma da bilet aldım. Dedim geleceğim hep beraber Çimen'e gideceğiz dedim. Sizi bilmiyorlar bu arada. Bir verir misin? Hemen sana geri geleceğiz. Baktınız mı YouTube'da? Ne kadar gergin bakıyorsunuz şu an. Bir de beklentiniz... Odaklanmaya çalışıyorum aslında. İşte bize odaklanırsan gülmezsin. Yok ya, o kadar da değil. Bir de şunu bil. Canım benim, Fazlı Fadı bir tane hayranı o da gelmiş buraya. Fazlı abi şaka yapmasın, ne biçim alkışlayacağım diye geldi. Bir de şunu bil hayatım. Benim ne çektiğim çileleri göreceksin. Niye ayrı böyle ya? Kurban olurum, ikimizi de seviyorsundur. Yani çift olarak seni seviyorum. Mesela Cem de olup bende onun anne var. Dur sen de konuşalım, mikrofon verelim. Sen de biraz uğraşacağım ben, dur. Ne iş yapıyorsun? Siber güvenlik alanında ürün yöneticisiyim. Siber güvenlik? Bu siber bir şey ya. Bizim şakalar böyle. Ona... Bu da bugüne kadar 50. bölüm kadar en iyi şakaydı. Abi beklentin daha mı yüksekti ki? Düşmeyin ki. Senin şu anda kahkahalar bulman lazım. Senin şu anda yerlerde yuvarlanarak sürünmen lazım. Sen hiç anlamıyorsun şakadan. Hikayeler var. Mesela adam bilmem ne bankasını hacklemiş, sonra FBI bunu almış. FBI'de çalışıyor artık. Hmm. Ya onlar biraz düzmecede olabiliyor falan. FBI. Yok be. Yani ne bileyim ben şimdi. Kameraya doğru biraz aldım, FBI aldım. Ya sektör çok büyüyebilen bir sektör. Ben de yeniyim diyelim. Çok da açık veremiyorum diyelim mesela. Sen ama filmlerde buluyor musun? Kapşon takıyor, siyah ekran. O değil değil mi? Var ya Nescafe ile böyle. Nurettin abi bizim oraya gelmedi ya falan. Neyse Tarkan klibi çekelim. Geçecek. Azı gülmüşken. Kuzum hoş geldin tekrardan. Teşekkür ederim. İsviçre'ye bir daha verelim o zaman, bir konuşalım. Siz ne yapıyorsunuz orada? İsviçre'de orada mı yaşıyorsunuz? Evet, ben araştırma görevlisiyim. Eşim oradaydı, onun yanına gittim. Ama yani iş aracılığıyla. Yani. Türk mü eşiniz? Yok, Alman. Nasıl geçiyor? Bir Almanla evli olmak nasıl bir şey? Çok rahat ya. Hiç yani. Evet, bir daha önce sevgilin olmuştur, Türk sevgilin. Bir tane. Evet, şu an burada perden akıp Fikret abi gel bakalım. Saklambaçı şeye döndüm mesela. Şimdi bir Almanla evli olmakla bir Türkle evli olmak arasında belirgin farklar vardır yani hissettiğim. Çok rahat ya. Daha herkese tavsiye ederim. Senin kocanı mı? Evet. Nesi mesela? Nesi anlayamadım ya. Yani mesela bir Türk erkeğinde olmayıp onda olan... Ne var onun dışında yani? Ne var aradaki fark? Ya şey, biraz tabii kişiden kişiye değişir bu ya, ama kıskançlık falan oluyordu mesela. Ha, kıskançlık yok. Kıskanmıyor. Hiç sıfır, evet. Şimdi anlatmayayım falan diyormuşum yani. Anlat. Ya dışarı çıksam etsem, yani gece kulübe gitsem falan, hani bunların hiçbiri yani. Hani. Hiçbirinde kıskançlık yok, sıfır. O galiba gelmiyor pek. Onun evde başka yok, işi kanka. Yok kanka. Her sabah domuz eti böyle var ya. Ya yok ya. Aslında bir şey değil mi? Bu dediği şey... Bu dediği şey çok güzel bir şey değil mi aslında? Kıskançlık da çok iyi bir şey değil ki. Evet, değil şey değil işte, Alman olan hiç kıskanmıyor. Ben çok mutluyum o yüzden hani. Ama Türk olan kıskanıyordu. Yok, sıfır hiç. En son düğünde bir öpüştünüz galiba. Evet. Çocuğunuz var mı? Yok. Planlıyor musunuz? Yok.
Görüşmüyorlar ki kanka, nasıl aramızda? Kardeşini evet. Görmemiş ki hiç. Üniversitenin kapısında bir fotoğraf var galiba, oradan görüyor. O da böyle senin gibi gidiyor mu sağa sola hani? O Londra'da yaşıyor, ben Zürih'te yaşıyorum zaten. Yani... Hayatım senin kocan yok ki. Hayır, şu anda kocandan sana daha yakınız ha. Yani baktığınız zaman daha çok... Hayır yani daha çok görüşüyoruz bak, 10 dakikada görüşüyoruz. İşte uzun evliliğin sırrı bu. Zaten evet, mükemmel bir evlilik. Biliyor musun? En az 1200 kilometre uzun evliliğin sırrı. Muhtemelen izlesene seni tanımayacak. Aa ne güzel kadınmış bu ya. İsviçre'de yok, gelmiyor ki böyle kızlar falan diye. Eda'cığım hoş geldin. Çok memnun olduk Eda'cığım. Kayseri. Kimdi? Anlat, kocanı anlat. Görüşüyor musun? Onları anlat. Kim neydi? Betül. Betül ne iş yapıyorsun? Öğretmenim. Köyde öğretmenim. İlkokul? İlkokul. Kaç kişi var? Ortaokul. Ya şöyle, bizim köy okulunda 80 öğrencimiz var. Ama ondan çok hayvanlarımız var. Eşeklerimiz, köpeklerimiz. Bebeğim bu nasıl bir... Öğrenci gelmiyor mesela. Öğrenci nerede diyorum. Eşekten düştü hocam o diyorlar. Öyle. Eşek kendi mi geliyor? Ya gerçekten... Benden düştü diye. Aa diye. Nalıyla çiziyor. Şey gibi, böyle hayvanların oğlu çok güzel bir köy. Tahsil yani, ettin az önce. Niğde'nin bir köyü. Kayseri'den Niğde'ye gidip geliyorum. Sen peki böyle şey öğretmenler oluyor ya, idealist öğretmen. Ben o çocuklar okuyacak arkadaş. İşte elinden geleni yaparım. Gerekirse muhtarla kavga ederim. Ya günümüzde Türkiye şartlarında okumak çok da şey değil artık böyle. Nasıl diyeyim, hani elleri meslek tutsun. Sanat olur vesaire, o tarz. Ben hani illa bir üniversite öğrencisi olsun, okusunlar modunda bir öğretmen değilim. Sen de sağ olun diyorsun. Yani. Ben de bütün gün eşekteyim valla. Kasiyer varmış aramızda. İsmin neydi? Buse. Buse. Ne zamandır kasiyersin? 6 aydır. Kasiyer şeyi çok zor ya. En ufak bir şey hatasını hemen senden kesiyorlar. Evet. Başına geldi mi? Geldi çok. Ne kadar? Yani 150 geldi bir günde. Sen kasada yok mu galiba? Kapıda sigara içiyor. Koy her şeye bırak. Kasada ne yapar üstüne? Hiç. 150 nerede? Zaten 200 lira satış yapmış, 150'si yok. Ya ama yani çok şey üstü bir iş ya, zor bir iş. İnsan strese girer. Benim elim ayağım titredi yanlış para vereceğim diye, takip ettirdim. Bir zaman sonra alışıyorsun. Senin her gün 150-150 gidiyor galiba. Maaş günü eve geliyor. Baba 2000 lira versene ya. Şirkete para ver. Et düşündün galiba. Var maaşını. Kasap reyonu açıldı galiba, bir şey oldu. Ben de vejetaryen sayılırım. Vejetaryen sayılırsın. Evet. Bazı hayvanları mı yemiyorsun? Kimle geldin hayatım bugün? Erkek arkadaşım. Aa, sevgilisiniz. Nerede tanıştınız? Markette. Müşteri. Müşteri mi? Yok. Aa, müşteri de sen. Orada çalışıyordu. Orada çalışıyordu. Ha, görevi neydi? Reyon. Neyinden hoşlandın? Cesaretinden aslında. O gelip istemişti numaramı. O şekilde. Cesaret nasıl istedi ki? Böyle süper kahraman kıyafetiyle mi? Yok, markette genellikle böyle garip iletişim kurmaya çalışırlar. Arkadaşlarla numara gönderme durumu falan olur. O direkt gelip kendi konuşmuştu. Ver bakalım. Bir arkadaşlık kurmuştuk. Aynen. Ondan sonra ben numarasını istedim. Sağ ol. Numarasını istedim işte. Konuşmaya başladım. Ne yazdın mesela? İşte Buse canım kasa kaçta açılıyor. Yok öyle. 150 liram var Buse. O 150 nerede biliyor musun Buse? Fotoğraf atıyor ben. İkimizin de kedisi var. Kedilerimizden konuştuk ilk baş. Ha, sende de kedi var. Evet. Sen de, peki, sen de o kedi var diye almadın değil mi? Senin de vardı. Yok. Sen de aparta var, bir tane kedi sahiplendiğin gibi geliyor. Sokaktan suratı cırılmış. Çok sever bu benim kedim. Buse bak benim kedim. Hayvan gibi saldırıyor kedi bunu. Kaçmaya çalışıyor. Bir de kuyruğundan tuttu, hiç bilmiyor. Kasap reyonunu bırakıyor. Bir de sosis koyuyor bir önüne böyle. Sosislerden Buse seni seviyorum ya. Bir de vejetaryen ya, tamam. Ya i̇şte arkadaşlar. Böyle böyle etleri bitireceksin. Alakası sanki vejetaryen. Bunun neyini yemiyorsun ya? Ona teklif ettim, dedim sevgilim olur musun dedim. Çünkü değil dedim mi? Senden hoşlanıyorum dedim. O da kabul yani. Etti sağ olsun. Kabul etti sağ olsun. Ben elini öptüm vallahi, çok teşekkür ederim. Ben dedim ölmüşlerinin canına gelsin. İyi akşamlar. Ya sen helal olsun sana, biliyor musun? Çünkü özgüven gösterisi bu, çok güzel. Bir de artık çıkma teklifi olayları da bitti. İsim neydi senin? Volkan benim adım. Volkancığım hani değil mi arkadaşlar, artık çıkma benimle çıkar mısın? Onlar bitti. Şu an son bayrak taşıyanısın sen Volkan. Doğru. Vallahi doğru. Ben vallahi gözüme kestirdim, teklifimi ettim. Volkan bir şey demedik oğlum. Abi reyonun arkasına geçtim. Bu saat 7 gibi geliyor. Volkan abi benim süt reyonumda böyle sürekli. Kedi benim içiyor da.
yere tuzağı fırlattım. Sütre yanına bakıyordum gerçekten. Harbi. Sen süte mi bakıyorsun? Anlarım. Biz bu işi başa mı yapıyoruz? Mesela bazı ürünler barkodu olmuyor da apar topar kasiyer reyona koşuyor. İlk başlarda onunla sevgili olmadan önce gidiyordum, evet. Bunun fiyatını müşteri soruyor. Bunun yalandan. Fiyatına bakar mısın? Aynen. Kaç sefer kendi kafama göre götürdüğüm şeyler oldu. Domatesi böyle kalp şeklinde kesip ya bunu müşteri soruyor. Ya o 150 lira da bunun yüzünden çıkmış gibi galiba. Bizi kafası karıştırmış. Onu daha da etkilemek için mesela gidip ne bileyim 3000 liralık alışveriş yapıp uzun uzun kasada bekler miydin mesela? Yok, tek ama tek veriyoruz eğitimleri bir. Ya onunla beraber olmak için elinden ne geliyorsa yapardım. Ya helal olsun sana ya. Ya aşk adamısın be. Bravo. Peki bir şey soracağım. Sen kaç yıldır oradasın? Ben yıl değil. Ben de ondan 4 ay sonra falan girdim. Ha, sen ondan sonra girdin. İlişkimizi öğrendikleri için işten çıkarttılar beni hatta. Çıkmak zorunda. Aa niye ya? Bir aynı yerde olmazmış falan filan. Ne yapıyordunuz ki? Hiçbir şey yapmıyorduk. Bütün gün sütleri döküyor. Ne var ya? Buse! Müdür mü geldi kardeşim? Böyle aşk biz istemiyoruz. Evet öyle dedi. Biraz aynı günde izin yapmayacaksınız. Aynı anda molaya çıkmayacaksınız falan dedi. Ben de sinirlendim. Ters çıktım biraz. Kargo falan. Ama o Buse görerek mi çıktın mesela hani? Yok. Ne demek o kızı bırakacaksın? Ay pardon, gene süte vurdum. Ters çıktım derken müdürün telefonunu almış. Telefonunu ver bana. Bu konuyu telefonda konuşabilir miyim? Müdürle bayağı böyle yaka yakaya geldik yani. O dereceye geldik. O dereceye bir kavga oldu. Şu anda bir yerde çalışıyor musun? Yok, şu an çalışmıyorum. Tamam. Bizi illaki çimeni izleyen vardır. Market sahibi birisi vardı. Böyle bir teklifte bulunursa sana kardeşim? İster mi? Başakşehir'de yaşıyoruz biz Buse'yle. Bütün reyon işlerini yapıyorsun sen. Evet. Adını soyadını söyle abi, Instagram'ını falan. Sana DM'den özel ulaşsınlar. Yani isteyen olur, olursa. Olur vallahi, çok iyi olur. Hatta canım benim ya. Sen bile çok böyle reyonu teslim edecek, dükkanı teslim edecek bir adamsın. Şöyle kasiyerleri benimle güzel olan bir market sahibi var. Adın soyadın neydi hocam? Volkan Özsan. Benim adım. Instagram adresim de Vossan. Yani süt. İsmimin baş harfi ve soy ismi. Vossan sadece. İsmimin baş harfi ve soy ismi. Tamam. Bu arada benim de size ilk Buse önermişti. Beraber film falan izliyorduk. Sonra ben filmden sıkıldım. Tamam bari şu tost. Ya sen çok net bir adamsın. Hangi filmdi o? Marketin intikamı gibi. Ben Ejderhayim diye bir film vardı. Sonra sıkıldım, sonra tamam şunu izleyelim dedi. Çimeni izlemeye başladık. Ondan sonra ben sevdim. Yaklaşık 2 haftadır falan durmadan sizi izliyorum ben. Sen de biz yeni izlemeye başladığınızdansın. Evet. Öyle çok var. Buse sayesinde başladım. Her şey ondan zaten değil mi? Nefes almaya 3 aydır devam ediyorum. Buse'den geldik, Buse'ye gideceğiz. Hepimiz öyle değil miyiz ya? Sen mesela sevgilinle flörtsün. Seni işten kovuyorlar. Yani flört olduğun için. Senin yapacağın hareket belli. Ben zaten iş yerinde tanıştık. İş yerinde sevgili olduk. İş yerinde evlendik. Biz her şeyi iş yerinde yaptık. Hala kovmuyorlar. Müdür de kasiyer bir kızla evlenmiş. Mikrofonu versene, mikrofonu. Ver bir daha söyle bakayım. O tartıştığım, o sevgilim Buse diye işten ayrıldığım müdür kasiyer bir kızla evlenmiş. Aaa! Az önce yapıp şimdi yapmadık, bok gibi oldu ya. Normal, ne var? Sana böyle bilgiler mi geldi, sonradan mı öğrendin? Yok, zaten bana da orada söylemişlerdi. İlk baş söylemişlerdi. Suratına söyleseydin ya onun. Ben de bir şey olmaz diye, ben de Buse ile sevgili oldum. Tamam, tamam. Ama sen müdürüne gidip şey mi dedin? Müdür sen hangisi evlisi, karıştırmayayım ben şimdi. Ben şu esmer olana gideceğim ha, karış. Hayır, sen bunu ona oğlum güvenerek Buse ile çıktı yani. Aynen. Eğer öyle bir şey duymasaydın yani Buse ile istemeyecektin. Yani işime bir zeval gelmez diye yani ben de ama bir şey kalmış ya şey. İçinde ukde kalmış. Ukde kalmış böyle, keşke şunu da deseydim diyorsun sen. Şu anda senin izlediğini farz et. İsmini vermedik, marketi de vermedik. Şu anda Cem'in gözlerine bak ve sanki o Cem'miş gibi. Anasına, avradına bana bakarak Allah Allah. Küfür etmeden, küfür yayınlanacak ya, gibi. Ben ne söylemek isterdin? İlla ki sen böyle duş alırken hep aklına geliyor. Keşke şöyle deseydin, böyle deseydin falan diye. Kanka bu nasıl şey ya? Cem. Ama duşta girilen tartışma, mesela gün içerisinde girdiğin tartışmayı duşta düşününce kesin kazanıyorsun.
Evet. Değil mi? Dikkat et. Sen müdürle böyle tartışıyorsun. Aklına bir şey gelmiyor. Duşta böyle vay amına koyayım diyorlar. Gülüyor aklıma. Aslında böyle çok tartışacağın kişiyi apar topar alacaksın duşa götüreceksin onu. Gel bak şimdi burada ne hale getiriyorum. Ondan sonra tartışma bambaşka boyutlara gidiyor. İlla ki sen düşünmüşsündür. Şunu derim, bunu derim. Keşke deseydim dediğin şeyleri. Uğur Bey. Sen, ama dur dur. Dur. Uğur Bey, TC kimliğinizin 4428 adını verme. Evet, evet. Sen o havaya girmesi için onu işten kov önce. Tamam. Buse ile onları konuşurken görüyorsun. Tamam mı? Tamam. Ondan sonra siz ne yapıyorsunuz diye burada. Tamam. Aynı yerde sevgili tamam olmak. Tamam be amına koyayım, anladık ya. Dur da manyak ettin benim böyle maymun. Araba önünde köpek vardı onun gibi oldum. Böyle böyle şey yapıyorum ya. Biliyorum ne diyeceğimi. Volkan. Buse ile olan ilişkini biliyorum. Evet Uğur Bey. Oğlum Uğur deme ya. Helal olsun. Helal olsun. Alttan almıyor. Alttan almıyor. Tabii. Evet Uğur Bey, ne oldu? Bizim ilişkimiz işimize bir zararı yok. Dur dur, daha bir şey demedi. Bir şey demedi. İlişkini biliyorum. Belki çeyrek altına geldim ama daha bilmiyorum ki. Ama öyle bir giriş yaptın ki. Sen ama de. Biliyorum dedim. Volkan. Sen de ki ben de senin kasiyerle çıktığını biliyorum. Evlendiğini biliyorum. Evet, o hani o gün diyemediklerini de diyorsun, anladın mı? O gün dediklerini de demiyoruz. Diyemediklerini de. Tamam. Tamam. Volkan, Buse'yle olan ilişkini biliyorum ve şirketimiz bu ilişkilerde son derece hassastır. Ben de sizin kasiyer bir kadın kızla evlendiğinizi biliyorum. Oğlum küfür edecek gibi girme. Ben de senin kasiyer kadını... Ben de senin kasiyer kadını sürüyorum. Kanka ne bir sıkıntı ya. İç alttan al Benim Volkan. Kasiyerle olan ilişkim seni ilgilendirmez. Ben buranın müdürüyüm. İstediğim kişiyle evlenebilirim. No! Evlenirsin. Uğur Bey. Uğur Bey yok oğlum. Tatlı yapayım Uğur Bey'i ya. Abi ne diyeyim? Ama adam anlayacak ya. Bak kime verecek bizi ya? Cem Bey'di, Cem Bey. Tamam Cem'im ben. Benim adım Cem. Tamam. Müdür olan Cem. Cem Bey, o zaman ilişkimizde madem bir engel var, ben o zaman işi bırakıyorum. O zaman sana da kapat. Ben o zaman senin. O zaman sen de çıkacağım gibi oldu. Abi öyle diyemedim. Öyle diyecektin de şimdi. Ya kanka böyle bir şey olur mu? Bir daha de. O zaman senin işinin de amına koyarım. Bravo. Ulan. Hayır, hak etti ama. Vallahi hak etti yani. O adama söyleyemin her şeyi bana söyledi senden. Rahatladım abi sayende. Bana dedi ki o zaman işinin de amına koyayım, senin de amına koyayım. Ben de böyle böyle bir yavşak mı diyorlar da. Bir alkışlıyor. Abi, bir de canım benim. Bak ne, yüzün gülmeye başladı. Az önce gergindin. Şimdi bir güldün, rahatladın. Yok abi, bir ilk baş bir mikrofon elinle heyecanlıydın da şu an vallahi rahatladım. Şimdi alayına küfür ediyorsun. Alayına gider yani, aynen. Canım benim, ilk geldin ya. Evet. Teşekkür ederim. Ay be. İnşallah güzel haberlerinizi alırız daha sonraki zamanlarda. Abi efendim. Siz yani Cem İşçiler fanlarıyla. Evet, biz hani Cem İşçileri daha çok beğeniyoruz. Yani kanka anladım onu, o yüzden soruyorum. Bir daha bunu defalarca daha samimi geliyor hani hep hayır yani şey anlamında bir saniye dördü tamam ne hayır yani tamam. Seyirciye daha böyle içten yaklaşıyor, daha samimi. Canım benim. Böyle tatlı hani duygularını ifade edebiliyor. Hakan harikası, çok mutlu ediyorsun. Sana bir şey söyleyeyim mi? Tabii ki. Benim partnerim bu adam. 2 gündür hastanede serum yiyor bugün buraya gelmek için, biliyor musun? Gerçekten. Hayır. Ben samimiyetsizim. Evet, evet. Hayır. Hayır. Ben içten hayır. Değilim, hayır. Hayır, o karakter da, o da doğru ama. Şahsiyet mi? Hiç yok ama 2 gündür serum yiyor. Zaten karakter serum yiyor orada yukarıdan ben şöyle. Şeref, haysiyet bulur. Ya bir saniye dur ya, hakikaten merak et bak. Kendimi ben eleştirmeyi çok seven bir adamım. Tabii ki. Hakikaten ben eleştiriyi çok severim. Tabii sen de çok eleştiren bir adamsın. Kendine bakmadan, kendini görmeden. Hayır. Bana de ki, bana de ki. Ben de seviyorum eleştiriyi. Eleştir abi beni. Ben kendimi dönüştürmeyi çok seven bir adamım. Evet. Hatta yakında da kadın olacağım. Buradan açıklıyorum falan diye. Gerçekten de böyle görünüyorsam da mesela örnek verir misin ya? Mesela şurada şöyle yaptın abi, çok samimiyetsizce bir hareketti falan. Yani şey oluyor böyle, yani o seyirciyi böyle kırmıyor falan, böyle tatlıysa sen biraz böyle şeysin abi. Ya böyle şeysin, ya gülelim de yani muhabbet olsun da. Yani... O hareket ne lan, bana bakar. Ben önce bir nez amına koyarım. Ya ikiniz de çok tatlısınız, beğeniyoruz. Vallahi bak şimdi... Ya tamam mı? Ya ne güzel konuşuyorsun sen öyle. Dur. Seksüel tension vardı ya kanka. Birbirlerine artık durduramıyorum onları.
Hayır biz... Hanım işe kaçta gidiyor sabah? Fazlı da çok güzel. Ya anladım, anladım. Kardeşim abi orada sıkıntı yok. Biz zaten... Bir şey diyeceğim, kadın olsak hangimiz? Ya hayır abi durun ya, evliyim dedim eşim yanımda. Ya biz de evli olmasak ne olacak? Manyak şaka yapıyorum. Biz de sanki günler razı gibi. Evli mi? Evli olmam mı duvar aramızda? Ya yengecim. Adam beni sevmiş yengem. Kurban olurum. Bak o da yani. Hayatım ikisi de çok tatlısın. O biz programda o dengeyi buluyoruz. Evet o zaten o, muazzam bir denge. Zaten o güzel yani. Canım benim. Keremcim. Mikrofonu verebilir miyiz Kerem'e bir konuşalım? Ya Kerem. Kerem bu hafta yarın yayınız. Yarın izleyeceksin Kerem, arkadaşlar. Mükemmel gerçekten. Bir adam ya. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olasın. Şey izledin mi teaser'ı? Teaser izledim evet. Nasıl? Kendi beğendin mi? Beğendim biraz şey çok bağırmışım ben galiba. Biraz ayarı kaçırmışım gülerken falan. O çok hoşuma gitmedi de. Çok güzel hikayeleri var Kerem. Onları anlatmıştı bize. Kerem zaten senin bir hikaye güzel anlatman için hikayenin güzel olmasına gerek yok. Teşekkür ederim. Sen sempatik bir adam. Sen çok tatlı. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Siz de öylesiniz. Sağ onun için geliyoruz zaten buraya. Senden sonra onunla öpüşürüz. Belli oldu galiba. Yok ben Fazla abi daha çok seviyorum diyeyim. Toparlayalım. Bir dengeleme olsun en azından. Canım benim ya. Özür dilerim ha. Çok kötü vakit. Kerem senin en çok neyi seviyorsun? Samimiyetsiz adamı sevmeni seviyorum. Evet ben de senin en çok insanlıktan anlamıyor olmanı çok seviyorum. Var mı bir tane hikaye ya? Kerem gel, o kadar mikrofonu aklına gelince yani. Anlatır ya. Kerem'i zorlamayalım. Yok varsa ya. Yani. Varsa böyle eskilerden bir geldiği zaman askerde, kaldı. Askerde yaşadığım bir şey var. Askerde. Onu anlatamadım. Abi askerde diye başladı. Askerde yaşadığım bir şey var. Evet onu askerlik anısı gelir. Kerem de askerlik anıları. Ya Kerem çok popoladı ki. Kötü olursa da ben sıçacağım ha. Ya şey askerde şimdi eğitim gördüğümüz bir alan var. Orada eğitimi gördük bir 15-20 dakika falan. Yürüyüş ettim. Daha yeni acemi birliği. İşte 3-4 gün falan olmuş. Nasıl selam vereceğimizi bile öyle çok bilmiyoruz yani. Eğitimi gördük. Ara verildi bir 10 dakika falan. Ben dedim ki tuvalete gideceğim dedim. Bölüye doğru yürümeye başladım. Yanımda da bir arkadaşım ben de geleceğim dedi. Geldi benimle beraber. Ondan sonra neyse ara bitti biz yürüyoruz eğitim alanına doğru tekrar. Karşıdan komutan geliyor. Benim yanımdaki arkadaş çok heyecanlandı. O ne yapacağız falan filan dedi. Ben ne yapacağımı biliyordum aslında. İşlemeyi mi yani? Subay mı? Oğlum komutan geliyor nasıl işleyeceksin? Ben mi tutuyorum seni? Hayır. Neyle heyecanlandı? Kanka komutan tuvaleteki nasıl geliyor? Bir döndük komutan böyle arkamızda duruyor. Ondan sonra siz dedi hangi bölüktensiniz falan filan diyor sordu bize. Ondan sonra ben kendi doğru bölüğümü söyledim. Arkadaş yan bölüğü söyledi. Ondan sonra gitmiş komutan yan bölüğün çavuşunu azarlamış. Sen de bir çocuklara selam vermeyi öğretmiyorsun. Ne biçim adamsın falan filan diye. Ondan sonra çavuş geldi işte içtimada. Bize dedik işte o iki tane çocuk kim onu bulursam ağzına sıçacağım falan filan. Kerem. Şöyle söyleyeyim. Seni galiba biraz biz abarttık. Evet. Geçen hafta coşmuştuk. Ay, daha önceki anlattığı hikayeler de tırvırıydı ama. Ya, teşekkür ederim. Ben Cem abiyi daha çok seviyorum. Aa bu samimiyetsizlik. Kanka senin her hikayen çok güzel. Teşekkür ederim. Var mı askerlik anısı? Çok komik asker. Var mı askerde yürümeyi iyi bilen? Aa sizin var mı beyefendi? Öyle mi? Allah bir dinleyelim. Tamam bir dinleyelim bakalım. Hanımefendiler sıkılıyor mu böyle askerlik anısından ya? Değil mi ya? Siktir ya. Ben kibarlık olsun diye sormuştum. Abi kusura bakma. Özür dileriz. Mikrofon alabilir miyim? Şaka öyle bir şey anlat ki bütün hanımefendiler desin. Herkes desin ki ulan ne güzel askerlik anısı, ne güzel bir şeymiş askerlik anısı. Biz şey gazinoda işte askerlerin televizyonu izlediği bir yer vardı. Bak kızların ilgisi oradaki... çekti de gazino mazino girdi işte. Oradaki tuvaletin kapısını kilitliyordu. Komutanlar kilitletiyordu. Bizde haliyle daha uzakta bir tuvalet vardı. Oraya gitmek gerekiyordu. Komutana sorduk bir gün. Komutanım buranın kapısını niye kilitliyorsunuz diye. Komutan dedi ki, oğlum dedi askerler öyle bir sıçıyor ki dedi. Bu kadar çıkartıyor. O götü görsem öpeceğim dedi. Böyle. Evet. Toparlıyorum kanka. Yok olmuyor. Kızlar haklısınız gençler. Evet. Yani o bir şey varmış aramızda. Kasiyer oraya dönüyor. Orası iyi. Dönüp aynı şey alıyor. Bu arada bir köpek varmış aramızda. Onu mu attınız yere? Ne oldu? Aa burada bayağı buradaymış. Oha gözünüzün önündeymiş. Biz görmedik onu. Ne yapıyor? Nereye bakıyor? Bize baksın bari be. İsim ne? Boogie. Boogie. Evet. Boogie. Ne demek ki? Biz sorduğumuz zaman şu giy desek ne kötü şaka olurdu. Ama demeyiz. Ama demem. Ama demem. Sadece düşünürüm. Evet. Bir anlamı yok mu Boogie'nin? Yani İngilizce'de bug var. Sümük gibi. Sizin burnunuzdan mı düştü hayvan? Ne oldu?
Köpek sümüklü. Evet. Hık demiş burnundan. Demem ama aklıma gelir. Ne yapıyorsun? Oğlum, ne yapıyorsun? Vallahi bak serumdan herhalde. Hep aklıma böyle şakalar geliyor. Oğlum biz yüzü bana böyle kolay da 2000'e düştük şu anda. Ama bir şey diyeceğim. Bak yemin ediyorum. Tabii ki benzeme açısından şu yani. Renk üstündeki kıyafet ve köpek o anlamda benzer. O yüzden görmedik çünkü. Üstündeki kıyafet de aynı renkte. O yüzden görmedik. Saç yapısı anlamında diyorsun. Bu gibi çok tatlı bir şey. Ona benzeme kötü bir şey mi? Saç rengi ve yapısı olarak. Hayır. Bu benzetmeyi daha önce de aldım. Ha, oh be. O yüzden... Kötü bir şey mi bu? Neden yani neden? Ha, neden? Anlatacağım neden. Korktu. Köpeğin yüzünü... Ay şunu gördünüz mü? Çok tatlı bir köpek. Bravo. Köpek mi bu ya? Çok tatlı. Kucağımıza alsak böyle bir şey yapar mı? Yok hiçbir şey yapmıyor. Dişinde de zaten problem olduğu için hiç ısıramıyor, şey yapamıyor. Ses de çıkartmıyor. Ha, ben de yani protez var diyecek zannediyorum. İnsan gibi çıksa ağzı... Aynı çirkin olur. Dedemden aldık, dedemden kaldı bize de sağ olsun. Evet. Alsana bir şu gösterelim, kamerada için görmeyecek kimse. Cinsi ne oluyor? Pekines oluyor. Pekines? Pekines, aynen. Çin köpeği. Çin köpeği? Aynen. Bu... Şunu alsana. Çektin mi? Çektim. Allah Allah! Yok çok tatlı. Kaç yaşında şimdi? Kaç yaşında? 6 yaşında girdi. Aa büyükmüş de bayağı. Evet. O yüzden zaten bu, dişlerimde problem. Şey, sıçma pozisyonu al. Yok bir şey yapmaz. Peki böyle çok sakin olması bu tür yani bu cinsler için... Açıkçası mi? Biraz kedilerle büyüdüğü için o şekilde. Evde de iki tane de kedi var. Onlarla da gayet iyi anlaşıyor. Bak samimi insanı... Canım benim ya. Perma falan yaptırıyorsunuz. Yok kuaförü var oraya götürüyor. Kuaförü gidiyor. Kuaförü mü gidiyor? Evet. Köpeğin aylık masrafı ne kadar? Vallahi bayağı fazla ya. Ne kadar? Yani 2,5-3'ü falan buluyor ama kedilerle birlikte. Ortalama o şekilde. 3000 lira para yiyor bu. Kedilerle birlikte böyle pavyona mı gidiyor? Yani açıkçası kendi masrafı... Yani anca pavyonda harcarsın abi. Kendi masrafı kediler dedi konsumasyon çıkıyor. Bu oturuyor, kediler geliyor. Bu hiçbir şey içmiyor ama. Hep kediler yiyor. Dur bakalım bize içki soru çekme. Kocacım. Ben araziyi sattım geldim. Çok tatlı ya. Köpek kafeleri var bunlara özel. Köpek kafeleri. Aynen, köpeği bırakıp rahat bir şekilde bırakabiliyorsun. Yok. Biz de o sırada rahat bir şekilde kahve içebiliyoruz. Düşmesin aşağı. Düşse bir şey olmaz. Sanki aşağıda uçurmamış. Sanki cüdünün tepesinde yapıyoruz gösteriyor. Var mı evli? Daha aşağı sonra 5-5 mi? Kanka her yer kıl oldu biliyor musun? Harbi mi? Valla. Hadi sen neyse de benim karım var. Diyecek ki... Bu tüyler ne diyecek? Kanka seni bundan kıskanmıyordur herhalde. Nereden alacak sarı sarı saç? Canım benim çok tatlı. Kızım ya verelim mi korkmasın? Ama iyi de burada ya oradan daha iyi. Daha rahat. Tamam verelim. Atıyor böyle oba abi. Evli misiniz? Evliyiz. Evlenmeden önce eşimde kedi vardı. Ben hiç kedi ne köpek asla elime bile tutamazdım. Yani küçüklükten beri hiçbir şekilde şey yapmazdık. Yani eşimle artık evleneceğimi anladığım zaman mecbur bir kediyi böyle bir kere tuttum böyle. Böyle bir sirkeledim böyle. Yani kadın fobi, nereye kadar? Fobimi yenebilmek için. Evet. Korkumu yenebilmek için bir kere kucağıma tuttum. Ondan sonrasında... Mete bizim gündemden bir sorumuz var şimdi. Bu tabii. Şu aralar çok sık konuşuluyor. Oldu da 7 yaşındaki haline denk geldin. Evet. Karşılıklısın. Ona ne derdin? Hani hep sağ ol, korkak ol diye bir laf vardı bizde. Hep böyle bastırıldık açıkçası. Doğru. Hani daha çok böyle atık olmak isterdim. Yani yanlışı kendim tespit etmek isterdim. Güzel, süpersin. Başka 7 yaşındaki halime şunu söylemek isterdim. Annen sana öğretmen olacaksın diyecek. Sakın olma, savcı olmak istiyordun, savcı ol derdim. Çünkü öğretmenlikten hoşlanmıyorum. Ama şu an öğretmensin değil mi? Mecbur, ne yapayım? Ya hep şöyle bir kutsallaştırıldı ya işte öğretmen işte bir de köy öğretmenlerini çok abartıyorlar. Neymiş köydeymiş. Hayır. Hep böyle şeyler söyleniyor. Abi şunu unutuyoruz. O da bir insan. Sevmeyebilir bu mesleği. Hiç sevmiyorum. Ben sadece gerçekten annemin zoruyla öğretmen oldum. Ben seninle mi uğraşacağım dedi. Aklına geleni dedi. Dilinin kemiği yok. Söylüyorsun bam 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 bam. Ay Ebru'yu biri mi öldürdü? Ay biri mi kaçırdı? Seninle mi uğraşacağım dedi. Git öğretmen ol dedi. Tamam o zaman dedi. Sen savcı olayım kimin öldürdüğünü bulurum en azından. Sonra dedim ki tamam öğretmen olayım bari dedim. İngilizce öğretmen olayım gideyim. Hani bir havası olur en azından dedim. Lanet olsun gerçekten. Sen hiç hoşlanmıyorum. İngilizce evet, öğretmeniyim. İşi gereği İngilizcesi çok iyi olan var mı? No problem for me. Oo bayağı sert. Of course.
Zaten no problem. Ne bu problem o? İkili ilişkilerinde karşıdaki insanın zeki olmasını çok önemsiyorsun. Tabii. En son niye ayrıldın? Çocuk çok şeydi, sığdı. Niye çıktın o zaman? İşte anlamam için ilk önce bir iki yıl görmem lazım ama sevgili olmuyorum işte. Flört. İki yıl sonra bu sığ çıktı bu ya. Ama insan alışıyor biraz. 36 yaşındayım ben. Bu arada hiç göstermiyorsun hayatım, çok daha genç. Ben valla söylemesen 55 falan dönüyorum. Teşekkür ederim. Bir insanda bir derinlik olur değil mi? Yani bir şey konuşursun, wow diyeceğin bir şey olur. Hiçbir şekilde wow diyeceğim hiçbir şey yok. Her şey çok net. Evet, hayır, olabilir, sen bilirsin. Bir yere gideceğiz, sen bilirsin. Bir şey tartışıyoruz, bir program izliyoruz. Ha ha, evet, aynen. Adam ha, yok yılmış yani, olabilir mi? Yılmak. Yok yani. Yani sığ değil de yılmak artık. Bilmem evet, tamam, kendisini falan arayıp sormak lazım. Yılmış mı? Diye sormak lazım. Arayalım mı? Arayın. Görüşüyor musun? Hayır. Peki arasak açar mı? Açar herhalde. Arayalım mı? Cem'i tanıyor mu Cem'i? Ben niye arıyorum oğlum? Sen de her şeye beni sokuyorsun ya. Alo salak! Sü! Ne yapıyorsun lan sü? Abi bir şey diyeceğim. Sen şu anda arasan desen ki ya bugün bir şey izlerken onunla ortak bir noktanız mesela bir film bir şey izlerken aklıma geldi. Ne yapıyorsun bir gün bir kahve içelim mi desen ne der? Evet der. Der mi? Der. İddiaya giriyor musun? Bence sen, demez. Bence de sen bilirsin der. Bence demez abi. Evet demez. Ben sadece senin kendi güveninin sonucunda hayatın kavramını istiyorum. Niye ben kendime güvenmemeliyim? Ha ben onu anlamıyorum. Yani ne yapmalıydım? Böyle ezik mi olmalıydım? Hayır. Ay hayır lütfen aramayalım. Sen dedin yani arayınca açarsam evet beni kabul eder dedin ya. Mesela kabul etmezse çok vuracağım o yüzden. Etmesin ne bunu benden yani? Alma. Ha, etmesin. İddiaya giriyor musun? Giriyorum. Yapalım diyorum kız. Ne bileyim belki vazgeçer dedim. Giriyorum. Eğer peki arayıp ne diyeceğiz ben kaybedersem kanka? Cem'le kahve içeceksin. Sen kazanırsan zaten çocuğu içeceksin. Okey mi? İnşallah kazanırsın ya. Cem bekar. Çocuğu ben de arayayım bir görüntülü bir şey yapalım. Ya kanka ne yapıyorsun ya? Kıza bakıp aa yaptım. Sen de böyle bir şey ima ediyormuşsun gibi. Bunu hayır, bütün gece yaptın diye bak. Arayalım. Sıkıntılı bir şey varsa zaten yayınlamayız. Evet. Yok saat yanamaktan kaç? Değil evdeki sıkıntıdan bahsediyorum. Ben ararım sıkıntı yok benim tam için. Arama saat. Tam hoparlör... eski sevgilinin akla düşme saati. hoparlörü al ama Ebru. İnşallah Mustafa ben de seni özlüyorum aşkım demez. Dermer. Evlenmiş bir de engeli mı? Yemişim. Çalmıyor ki engellemiş. Yavrum engellemiş. Hayır telefon çalmıyor. Engellemiş seni. Çalmadı. Seni engellemiş. Çalar normalde. Demek ki evlenmiş. Ne alakası? Belki ya numarasını değiştirmiştir hayatım. Sen her şey olabilir. Yok yok. Yılmış. Emin ol ana sayfanın hala senin fotoğrafın vardır. Unutamaz seni. Ya unutulabilir öyle bir iddiam hani o ben unutulmazım falan demiyorum ama arasam açsam Cem Bey bari biz içelim kahveyi. Çok da. Tamam. Biz içeceğiz okay. Yemeği buraya yapacak bir şey yok. Evet yapacak bir daha ara bakayım belki kaçar. Canım benim. Uçak teknisyeni varmış aramızda arkadaşlar. Yani şu anda da hemşirelik okuyorum. Ha uçak bakım teknisyenliği şu an yapmıyorsun. Hayır şu an yapmıyorum. Ama biliyorsun yapmayı. Evet. Sen o işi yapıyordun sonra hemşireliğe mi girdin? Ben lisede uçak bakım okumuştum. Ha. Muhammed mesela ben bir gün uçak bakım teknisyenine denk gelmiştim bir uçuşta takipçimmiş. Abi işte şu uçağa bak dedi evet dedim. Şunun şurada deliği var ya dedi 1 milimetrelik o dedi kapansa uçak düşüyor. Wow. Şurada bilmem ne kanadının altında bir tane şey o şey var açılmasa dedi uçak düşüyor. Wow. Şu şöyle şöyle sen ne yapıyorsun efektör abi? Bu da yanımda her şey böyle wow. Wow. Bu o kadar havlamadı be. Yani o olsa uçak bir şey bu psikoloji mi bozdu? En ufak bir vidanın bile çıkmış olması çok büyük bir risk temsil ediyor. Siz uçağa çıkmadan oluyor önce bütün hepsini tek tek kontrol ediyor musunuz? Bütün vidaları sıkıyor. Hepsini tek tek kontrol ediyoruz. Wow, ne kadar hepsini. Ne olur yıldız sonra vedeli. Hüseyin abi yarım tane noter versenize şuna. Bayağı hayvan gibi amatör böyle. Hüseyin havalimanında bekliyorsun böyle sırayı. Orada böyle yıldız sonra öyle bir şey var. Bunu bir saat noterlayın. İyice sık yap. Böyle bir de yalama oluyor ya böyle işte bir de. Yani tabii ki yani modelden modele sağlamlığı değişiyor. Evet. Dümdüz sen şu anda... dümdüz konuşuyorsun. Sen şey... dümdüz tuvakkanı karşılaştık. Nerede? Sen... Hemşireliği seçtim. Hem de civcivli zamanında seçmişsin ama yani. Canım benim muhteşem bir sohbet oldu. Yani şey... hemşireliği ben biraz irdelemek istiyorum açıkçası ama... Tamam. Bir şey çıkmayacak diye tırsıyorum. Yok kanka bir iki saat vaktim var. Herkes burada nasılsa bekliyor. Ya bir şey diyeceğim. Siz de mi hemşiresiniz? Canım benim hangi hastanede? Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi. Aa çok havalı hastane ha. Senin oğlum, hemşirelikte sevmediğin neydi mesela?
hemen buradan cevabını alalım. Havalı bir meslek değil açıkçası. Olur mu? Onu da bana göre. Şöyle yap bakayım, göreyim. Peki. İsim neydi? Ceren. Ceren, ben mesela 20'lik dişimde çok ağrı olmuştu. Bana antibiyotik atamadığım için götümden 6 tane iğne verdi. İğneyi popomdan. Günde 4 kere iğne vuruldum. Vurul Allah, vurul artık. Artık bir yerden sonra zevke girdi. Ama Cem gel. İğneye gerek yok falan. Hayır, diş ağrım geçti, götüm ağrımaya başladı. Ya bu 20'lik diş götten çıktı daha iyi yani. Öyle bir durum. Şimdi şunu ben hemşirelere hep şunu söylüyorum. Hep bir sempati kurmaya çalışıyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Tanısam tanımasam, beni tanısa da tanımasa da. İşte nasıl kaç saattir nöbetlesiniz? İşte ne kadar zor sizin. Hep böyle bir sempati kuruyorum ki benim böyle götüm böyle zebellak gibi böyle. Çünkü ne olabilir? O anda 5 dakika önce flörtüne ulaşamamıştır, bir şey olmuştur. Etkiliyor mu bu mesela? Sempati toplamaya çalışmak güzel bir şey mi? Geldim böyle, kim buranın hemşiresi? Sen mi yapacaksın iğneyi falan desem, al sana iğne diyor. Arkadan sokup önden çıkarır mısın iğneyi? Hayır, yani yok, etik değil bir kere. Ama yani sonuçta sevdiğin insanla, haz etmediğin insan arasında böyle elinin yumuşaklığı böyle şey yok mu? Elim hafiftir. Hafiftir yumuşaklığı. Evet. Elim yumuşaklığı okşuyor böyle. Benim elim hafiftir. Senin de götün sıkı, hadi bakalım hani. Çünkü hep saçma bence soru ama hani eliniz hafif midir hemşirenin? Yani ben hiç... Adam 15 dakika soru sordu be! Saçma soru mu dedin? Ben sana götümü emanet ederken sorum sonra niye saçma oluyor ya? Bana güvenin, elim hafiftir. Şu an beni hiç konuşturmadı ki. Hayır şunu mesela bazı hemşireler... Domal ve tazını çıkartıyoruz abi. Hayatım bazı hemşireler şey diyor mesela anlık bilgi veriyor. Şimdi diyor iğneyi sokuyorum, şimdi enjekte ediyorum. Ha bazıları söylemiyor, başka yere bakarak şok sokuyor içine. Abi orada bir olması bin tane yapıyor ya. Bilgi verilmesi. Ha. Tabii. Vay be güzel. Çok güzel bir iş, kıymetli bir iş yapıyorsun. Severek yaptığında belli. Ki hayalimdeki meslek değildi ama şu anda hayalindeki gerektiği gibi yapmaya, etik olmaya çalışıyorum. Hayalindeki mesleği yapan var mı arkadaşlar? Ne iş yapıyorsun kardeşim? Müfettiş yardımcısıyım abi. Fetiş mi? Müfettiş. Ha, ben de fetiş yardımcısı. Ablacım kırbaçı biraz götüne vurun ya. Bu şekilde fasolu vuracaksınız. Yala şimdi o parmakları. Abi onun üstüne oturmayacaksın, yanlış oturdun. İyi ki ben varım. Bu fetiş yardımcısı olmasa var ya benim insanlar seks yapamayacak ya. Büyükşehirde çalışıyorum abi. Siz hiç demedik zaten, biz yanlış anladığımız için. Var mı fetişle ilgili bir hikayeniz? Ya belki çıkar oğlum, ne bildin? Kanka ne yapayım? Deri ceketlerle mi çıkacaklar birden beri? Arkadaşlar bak, ülkemizde İsviçre bak beni iyi anlayacaktır. Herkes rahatlıkla fetişi söyler değil mi? Fetiş çünkü adam, abi Tarantino, ben diyor ayak seviyorum diyor. Evet, Uma Thurman'ın klibi daha çok ayağı gözüküyor. He. Ayak fetişinin bu arada çoğu yalan. Ayak yok lan, olur mu? Çoğu erkek ben ayak sevdiğini biliyorum ya. Aramızda da vardı ayakçı. Sen misin abi? Versene. Kaçıncı ayak? Helal olsun sana biliyor musun? Bilek. Turba Turun abisi. Buyurun. Ayak yani estetik bir uzuv olduğunu düşünüyorum yani en azından. Tamam. Ayak bileğini seviyorsun. Yani evet, ayak bilek değil oğlum. Her yeri, ayağın her yeri ya. Parmak uçları, araları. Yok ayak, o kadar değil. Küçük parmak arası. Kanka ayak aranın araları ne yapacaksın araları? Tavsiye olur mu? Sor bakalım anlasın. En güzel yeri orası olmuyor abi. Ya tecrübe ettiğim bir konu değil o kadar. Yani aralarla hiç. Şunu bir açıklığa kavuşturalım. Evet. Ayak fetişini ülkemizde yanlış tanındığı için ayak fetişte çok tukaka edildi. Evet, Turizm Bakanlığı geçen açıklaması var. Evet. Bununla ilgili. Fetişin dozunu merak ettim ben. Yok, yani abi ayağı kötüyse olmaz o iş. O estetik anlamda söylüyor ya. Bileğin inceliği. Bana hiç güzel gelmiyor biliyor musun ya? Ayak mı? Ayak yani herkesin. Ayak kadın berbat bir çirkin bir organ. Yani. Ayak berbat bir organ. Vücudumuzda en kötü organlarından biri. Hijyenin önemiyle burada tabii karşılaşıyoruz. Ne olursa olsun ya, yaba gibi böyle. En çok kapatmaya çorap giyiyoruz, ayakkabı giyiyoruz, her şeyi kapatıyorsun. Hele bir ara eldiven gibi çoraplar çıktı ya, ayak parmakları da belli oluyor. Allah onun belasını versin. Dünyanın en rahatsız edici şeyi olduğunu berbat bir giyimi değil çorap, eldiven gibi beş parmağının da normal hareketlerini gösteren. Böyle hani kötü bir ayak, kötü yani. Hiç giydiniz mi bu arada? Ben hiç giymedim. Ben inanılmaz rahatsız edici bir şey olduğunu düşünüyorum bence. Yani. Bak koca ayakçı bile istemedi. Baba bir de benim ayağımı öyle... Ben 48 numara benim ayaklarım. Yani senin yine her birine ayrı çorap lazım. Çorap her parmağına ayrı çorap lazım. Nevresim takımına geçiriyorum zaten. Aynen. Ya. Sen daha güzel bir şak yaptın, bravo. Teşekkür ederim. Aklıma gelmedi. Nevres takımı. Bugünkü bölümümüz Trendyol Hızlı Market. Trendyol Hızlı Market'in çok avantajları var fazla. Evet. Fazla. Yolla. Abi Trendyol Hızlı Market o kadar güzel bir şey ki. Artık istediğiniz ürünleri markete gitmek zorunda değilsiniz. Aynı fiyata. Bazen daha ucuz fiyata. Niye? Marketten daha ucuz gidiyor. Markete biz neler sipariş veriyoruz? Hanımefendilere soralım. Yo ben söyleyecektim ya. Tamam. O yüzden hanımefendilere soralım sen söylemeden. Evet. Benim söyleyecektim aklıma gelenler şu anda. Taptaze meyve ve sebzeler.
Mutfak malzemeleri. Dakikalar içinde kapınıza geliyor. Çok güzel. Başka neler sipariş veriyorsunuz? Böyle enteresan şey aklınıza geliyor mu? Mesela marketten almaya çekindiğin ya da uğraştığın. Ben mesela işte... Karnabahar. Çekiniyor böyle. Söyleyemiyorum. Karnabahar mıydı? Karnabahar mıydı? Sırf rezil olmamak için istiyorum. Bunun gibi. Mesela ben hakikaten... Kimisi için tuvalet kağıdı. Yani elinde onunla gezmeyi sevmiyor. Sen Trendyol hızlı market kullanıyor musun hayatım? Evet, daha bugün su söyledim. Evet. Geldi mi heyecan ona? Ne? Nasıl geldi ama? Yolda hala. Dudakları kupkuru. İki gündür su içemiyorum, gelmedi hala diye. Hayır, buraya yetişecektim. Evde su yoktu. Hemen dersteyken telefondan söyledim. 20 dakikada geldi. İlk siparişin 30 liralık indirimi kullandın mı? Ya onu kullanalı çok oluyor. Değil mi? Ama bugün de gene indirim vardı mesela, sürekli oluyor çünkü. Evet, sürekli indirimler oluyor. Bugün... Başka sipariş veren var mı? Aslında aynı şekilde çekinme değil ama kedi kumu söylüyorum mesela. Evet. O da çok ağır. 5 kilo söylüyorum. İki tane böyle söylüyorum mesela. Onlar da çok hızlı bir şekilde geliyor. O zaman Trendyol Hızlı Market acayip. Bence denemeyenler deneyebilir. Zaten bizim bölüm sponsorumuz Trendyol Hızlı Market'e. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Var mıydı? Ben konuşacaktım, konuşamadım arkadaşlar. Bir merhaba diyeyim, bir şey diyeyim. Hani içimizde kalmasın da. O mikrofon, öbür mikrofon nerede? Kayboldu. Tamam, al arkadaşlar. Ha, oradaymış. Sen ne yapıyorsun? Hayır. Adam hiç konuşmadı, bir tane böyle. En son fetişim dedim, bununla kaldı. Ama ne fetiş olduğunu söylemedin bize. İBB'nin bir fetişim dedi. Ben ayak fetişi de var, onunla konuşacağım. Ulan hakikaten onu konuşuyoruz. Evet, fetiş deyince sizin aklınız gitti. İnşallah bir topu fetişsizdir kanka. Yani senin de 10 dakika geldi bırak seni. Allah benim iyiyim burada. Ben bir başıma gelen bir olayı anlatayım. Ha tabi. İsim neydi bu arada? Cem. Şu MSN olayları vardı ya eskiden. Evet. Oradan avatarlardan kızlarla tanışıp buluşurduk, ederdik. Ben bu arada Kocaeli'den geliyoruz. Kocaeli'de meşhur buluşma alanı Halkevi Köprüsü'nün altıdır eskiden. İşte kızla bir iki hafta konuştuk, bu şey yaptık, anlaştık, ettik, buluşalım dedik. Tamam dedi, o zaman tabii WhatsApp falan da yok. Konuşuyoruz, bakıyorum, ona benzeyen biri yok. Neyse tam telefonu çıkardım, arayacağım. Aynı bu kadar mesafede o da çıkardı telefonu, böyle yaptı. Tamam dedim, merhaba falan işte, buluştuk falan. Nereye gidelim fark etmez işte, yürüyüş olduğu bir yer var, oraya çıktık gidiyoruz, telefonum çalıyor. Kız arıyor. Dedim telefonla çıkarmış dedim, bir bakar mısın dedim, beni arıyorsun dedim. Baktı telefonu, yok dedi, ben seni aramıyorum dedi. Ana, kız peki hoş mu? Aradım. Bu buluştu, yani yürüdüğün. Efendim? Hoş bir hani hoştan. Tabii çok... Beğenmiştin yani. Ama aynen. Fotoğraftaki de ama aynı fotoğrafta değil. Da bu kadar da fotoğraftan görebiliyorsunuz birbirinizi. Avatar. Küçücük fotoğraf. Neyse açtım, hadi geldim. Zaten şey bunun için değil mi? Sonra açtım telefonu. Hadi dedi, ağaç oldum, neredesin dedi. Seni bekliyorum kaç saattir falan dedi. Ana. Senin adın dedim. Birbirimizin ismimizi de söylememiştik. Senin adın işte hatırlamıyorum o zaman, bayağı oldu. E sen de o kızı bekleyen çocukla buluştun senin öbürünü. Götürdüm, teslim ettim ona. Oğlum ben şaka diye söylemiştim. Götürdüm, teslim ettim ona. Teslim mi ettin? Vallahi teslim. Ver. Hadi abi al bu kızı sen, ben çünkü bunu aldım ben artık. Yanlış buldum. Seninkisi de onda mıydı? Yok. Ya seninkisi derken yani, seninle buluşacak olan hanımefendi yok, onda mıydı? Yok, hemen şu kadarcık mesafe vardı yani aralarımızda. Kız bunu kabul etti mi? O da geldi sonra yanımıza, ne oldu falan dedi burada, dedim yanlış buluşmuşuz biz dedim. Abi vallahi sen bir insanın sevgisini yanlışlıkla alamazsın duraktan ya. Onlar, o da ilk defa buluşacakmış. Ama sonuçta böyle onda buluşmaya karar vermiş. Vallahi şans ama daha güzeldi vallahi, kaçırdık. O zaman... ya oğlum bir şey diyeceğim. Abi ben diyeceğim ya. Bu arada sen eşim de yanımda. Bir dakika, söylemiş olamaz. Sefaköy'de düğün salonu var biliyor musun? 3 tane flash, 1 2 3 düğün salonu. 3 tane düğün salonu, aynen düğün oluyor. Sen oradaki gelinini alıp kendi gelinini. Abi değiştirelim ben bunu. Onun gibi. Orada ya, dördümüz de yerlere yattık gülmekle. Herkes anlayışla karşıladı. Ya sen o kızla buluşunca illaki o yürüyüş yolunda bir iki sohbet olmuştur. Ya orada şey demedim, aman neyse ne, senle kaderimiz senleymiş, devam edelim demedin de bir daha adamı koşarak bunu al abi falan. Ya çok saçma bir şey değil mi? 6-7 dakikada yürüdük yani. Bayağı sohbet ettik. Nereye gidelim, neyse, ne yiyelim, neyse. Onunla da zaten tanışmıyordun. Onunla vallahi, tanışmıyorsun. Kusura bakma dedi. Ben de ilk defa bir kişi buluşacaktım dedi. Sonra o senin gerçekten de buluşacağın kişiyle beraber mi yürüyüş yoluna çıktın sonra? Evet. Sonra tekrardan onunla. Ama kahkahalarla gidiyoruz. Dördümüz de, ikisi de arkadan geliyor böyle. Abi ortama baksana ya. Sonra kamera şakası gibi. Evdekiler anlattım. Evdekiler geldi. İlk Steven Gürgül'ü dünyada. Yürüyüş yolunda başladı her şey. Evet, bu arada Türkiye'ye Steven Gürgül'e kadar biz alkışlıyoruz. Bu arada gerçekten alkışlıyoruz yani, enteresan. Harika bir hikaye. Süper final hikayesi oldu. Aslansın be. İsim neydi? Cem. Alzheimer Show devam ediyor. Bugün yakında kalan izleyicileri sırasıyla alkışlayacağız. En çok alkışlanan kazanıyor. Müfettiş beyefendi. O bile alkışlamadı. Tamam. Ebru Hanım öğretmen.
Köpekle gelen beyefendi, hanımefendi. Tamam. İsviçre'den gelen hanımefendi. Askerlik anısı uzmanı Kerem. Kerem bir öncekinden zaten almıştı zaten. Bunu almıştı, o denk kazanamaz. Ayak fetişi beyefendi. İnce bileklerden hoşlanan beyefendi olarak çevireyim. Şaka yapıyoruz. Kimin kimle buluştuğunu belli olmayan günün kahramanı Cem. Güzel. Ve aşk adamı kasiyer. Volkan çimen kupamızı kazandı. İçinde süt de var biraz. İyi ki geldin Volkan, sen de tüm seyircilerimiz. Çimeni evet çimen ya, yapan harikasın. Sizlersiniz. Hem bizi YouTube'dan izleyen, hem buraya her bölüm bizi yalnız bırakmayıp her şartta gelen tüm seyircilere teşekkür ederiz. İyi ki çimen. Geldiniz. İyi ki siz geldiniz. Sağ olun abi. Sağ olun. Çok güzelsiniz. Harikasınız. Teşekkür ederim.